Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle hem kısa vade hem de uzun vadeli dolar TL ne olur onu inceleyeceğiz. Dolar TL 7.26'dan başlattı düşüşünü. Şu anda 6.69 ile sonlandırmış gözüküyor. Bu sonlandırmıştan kastımız henüz düşüş bitmedi. Kısa vadede sonlanmış gözüküyor. Kısa vadede dolar TL ne olur? Dolar TL 6.84-6.69 arasında bir dalgalanma yaşıyor. Fiyat uzun bir süre dönem bu bandın içinde gidip gelebilir. Ancak bu band dışına çıkarsa belli rakamlarımız var. Eğer kısa vadede işlem yapıyorsanız direnç geçildiğinde mesela 6.84 geçildi diyelim. Buranın geçildiğinde dolar TL paritesinin 7.6.98 seviyesine doğru bir yükseliş bekleyebilirsiniz. Aynı şekilde 6.69 kırılırsa dolarda değer kazanımı artacaktır. Peki burada ne olur? Burada da yine bir yatay band boyu kadar, formasyon boyu kadar iç çizgimizi çektiğimizde 6.54'e de denk geliyor. Ancak bu 6.54'ten önce burada bir yatay alt kanal çizgimiz var. Bu çizgi buna engel olabilir. Bu da 6.60 seviyesine denk geliyor. Yani 6.69 kırıldığında düşüşler 6.60, 54, 6.54 seviyesine kadar devam edebilir. Devamında da kırılmadı. Burada gördüğünüz gibi zaten şu anda bir ikili dip oluşmak üzere. Bu iki dip formasyonu genelde düşüş trendlerinin sonlarında çıkıyor. Eğer bu iki dip oluşursa zaten direnç bölgesine gidecek. Yani 6.84'de bir yükseliş gerçekleşti. Buranın aşmasıyla da yükselişler devam edecek. Yukarı yönlü düzeltme seviyelerimize de bakalım hemen kısa vade için. Şimdi 7.26, 6.69'da dolar TL düşün sonlandırdığını düşünerek yukarı yönlü düzeltme hareketimizi çekiyoruz. Bunu hemen bir sağlayayım. Daha rahat görelim. Arka plan kaldıralım, tek renk yapalım. Sağ tarafa koyduğumuzda gördüğünüz gibi burada genelde 0.50, 0.618 seviyeleri düzeltme seviyesi oluyor. Bu bant dışına çıkıldığında yukarı yönlü hareketler 6.97 ve 0.618 Fibonacci seviyesi olan 7.04'e kadar yükselişler görebiliriz. Şimdi diğer videomuza geçelim. Daha uzun vadede bakalım olaya. Burada gördüğünüz gibi 2018'de başlayan aslında bir trend var. 5.10'lardan başlayıp sonra 6.22'ye giden, sonra düzelten ve tekrar burada yatay banttan çıkmasıyla yükselişlerin devam ettiği bir trend var. Fiyatlar nerede? Burada çıkışı, 6'da çıkışı gerçekleşti, yükselişlerini gerçekleştirmişti. Hızlı bir yükseliş her zamanki gibi TL'deki oynaklıktan dolayı. Şimdi en sonda 6.03.2023'ünde hatta biz 2021. ayında 5.90 seviyelerindeydik. Burada da fiyat burayı kırmasıyla yükselişlerini arttırdı. Burada da kendine bir trend oluşturmuştu. Şunu biraz daha açalım. Uzun vade yazımız kalsın orada. Burada bir trend oluşturmuştu. Trendi kanalın tepesi de 7.26. Buraya kadar uzanabileceğini söylemiştik ama ben açıkçası tahmin etmemiştim burayı. Ama kurda yaşanan dalgalanmayla bankaların yaptığı manipülasyonla kur burada geldi. Satışlarla beraber devamında BDK kararları, swap anlaşmasıyla hızlı bir geri çekilme yaşadı. Tabii bunun içinde koronavirüs iyimserliği de var. Koronavirüs iyimserliği sonucunda da dolar endeksi 100 seviyesinden 96 seviyesine kadar gerildi. Yaklaşık 7 puanlık bir düşüş. Bayağı bir önemli bir miktar aslında. Buradaki değerlendirme, dolar endeksi, koronavirüs iyimserliği, swap anlaşması birçok etken içinde barındırarak TL'nin değer kazanmasına olanak sağladı. Şu anda da kur zaten 6.70 ne gözüküyor? 78, 77 seviyesinde. En sonda 6.69'da bir dip yapmıştım. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra bu düzeltmenin yani 6.30 ile başlayan 7.26'nın olası düzeltme seviyesi 6.65, 6.51 seviyesi. Yani şunu kaldıralım, grafik daha iyi gözüksün. Fiyat 6.69'da dip yapmadıysa olası rakamı 6.51. Doğru bir geri çekilme sürebilir. Tabii bunun için ne yapar? Katar swap anlaşması yeterli değil. Piyasa daha fazla bir anlaşma bekliyor. Şöyle bir şey de olabilir. Eurocollar Bank var. Tahvil yatırımcıları bilecektir. Eğer Eurocollar'la bir tahvil alım satım anlaşması imzalanırsa yurt dışında yabancılar takaslar için oradan Türk tahvilini alabilecek. Bu da işlem hacimlerini arttıracaktır. Bu TL'ye pozitif yansıyabilir. Ona da dikkat etmekte fayda var. Şu anda bizim takip edeceğimiz en önemli seviye 13 günlük hareketli ortalama.
Düzeltelim. Bunu bazen yazıyor, bazen yazmıyor. 6.79.60. Yani bu seviye üstünde. Devamında da 6.84 üstünde. Dolar TL'de yükselişler devam eder. Çünkü artık bu düşüş kırılmış olacak. Bu düşüş kırıldığı takdirde yukarı yönlü düzeltme başlar. Bakın burada zaten kırılmış, aslında bir pullback yapmış. Pullback'ten destek almış ve direnç seviyesine doğru yükseliyor. Buraya geçmesi durumunda, 6.84 geçmesi durumunda dolar TL'de yükselişler devam edecektir. Ancak burada henüz net düşüşün sonlandığını demesi için artık fiyatın 6.69 altında kalmaması gerekiyor. 6.69 altında kalırsa TL'de swap anlaşması ve piyasalardaki imserlik devam ettiği sürece toparlanma sürebilir. Bu toparlanmanın maksimum, yani 5 seviyeleri falan şu anda mümkün değil. Böyle şeylere pek aldırış etmeyin derim. Çünkü Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın bir açıklaması vardı. Bu açıklamalar önemlidir. Neden önemlidir? Düşük kur. Yani rekabetçi kur. Rekabetçi kurdan kastı, düşük kur istemiyoruz kardeşim biz. Biz düşük kur işimize gelmiyor. Biz ithalat ülkesi olmak istemiyoruz diyorlar. Bunu zaten düşük kur istemediklerini, zaten dolar düştükçe ya Merkez Bankası alıyor ya da yerliler alıyor. Böylece de dolar TL'nin düşüşü yavaşlamış oluyor. Bu da aklınızda olsun. Yani ithalat ülkesi olmak istemiyor. Artık ihracatta yapılmak isteniyor. Onun için de düşük kur bizim ülkemiz artık zor. En fazla burada geleceği yer 6.40 seviyesi. Yani o kadar her şey iyimser iyimser olsun. Burada geleceği bu 144'lük hareketli bir ortalama EMA. 144 günlük hareketli ortalama. EMA'ya yanaşır. Zaten bak şöyle göstereyim size. Dolar her seferinde, yani işte kaç, 2017 daha öncesi de var, bu 144 EMA'nın altına sarkmıştır. Bakın burada da sarkma yapmış. 516, 518, 554. Ama fazla burada kalıcı olmamıştır. Yani doların haritası aslında 144 günlük EMA'dır. Fiyat buna gelse bile bunun altına sarkma yapar. Bu sarkmadan da yükselişlerine tekrar kaldığı yerden devam eder. Zaten burada da bir kanal hareketi var uzun vadede. Onun için öyle çok aşağı rakamları beklemeyin arkadaşlar. İşin aslı bu. Kimse düşük kur istemiyor. Ne ihracatçı istiyor, ne şu andaki hükümet istiyor, ne de Hazine Bakanı düşük kur istemiyor. Düşük kur istemediğinde, dolar TL geri çekildiğinde hem Merkez Bankası hem yerli alıyor. Tekrar kuru yukarı taşıyorlar. Üstüne de bir de kötümserlik olursa, TL tarafında kırganlık devam eder. Zaten kur hemen kendini bir seviyede yukarıya atıyor ve beraberinde satışlar oluşuyor. Onun için yani 5 rakamları şu anda çok zor işin açıkçası. Yani 6.40'ı bile gelmeyebilir. En fazla ben maksimum geleceği seviye 6.43 seviyesi. Yani bu trend çizgisi. Burada gördüğünüz gibi hep daha yüksek tepeler yaparak ilerliyor. Sonra zaten yükseliş gelir. Aynı şekilde buraya gelse bile buradan döneceği, yani 6.40'a gelse bile gideceği yer 6.97 seviyesidir. Ya burayı geçerse ne olur mesela? Burada dediğim gibi şurada 6.84 direncimiz. Bu direnci geçerse 7 seviyelerine doğru yükselişiyor. Daha uzun vadede. Mesela ne oldu? ABD Çin gerginliği var biliyorsunuz. Trump'ın söylemleri her gün sertleşiyor. Seçim ayağına işleri daha da kızıştırırsa, koronavirüste bir ikinci dalga gelirse TL'de satışlar görür. Yani borsada, tahvillerde satışlar görür. Satışlar görürse de TL değer kaybeder. TL normalde de diğer ülkeler bir değer kaybediyorken TL 2 değer kaybediyor. Bu da TL'deki kırılganlıktan dolayı. Bu yüzden böyle bir tablo olduğunda, yani şu andaki iyimserlik tam tersine döndüğünde yükselişler devam edecektir. Yani TL satılır. TL satılınca da kur yeniden 7 seviyene doğru yükselir. Bunun devamında Merkez Bankası yine faiz indirim devam eder. TL de daha da değersizleştirirse o zaman kur da tekrar 7'nin üstünde. 7-10 seviyelerine doğru. Hatta işler iyice karışır. Tekrardan ekonomiler kapanmaya başlarsa biz 7.50-7.40'lara doğru yıl içinde çok rahat gideriz. Yani bu iki senaryoyu da aklınızda olsun. Ancak dediğim gibi çok düşük rakamlar dolar TL'de beklemeyin uzun vadede. Şu anda kısa vadede dediğimiz 6.69 aşağı yönlü kırılırsa TL'de biraz daha toparlanma olur. Onun haricinde çok düşük rakamlara geleceğini düşünmüyorum işin aslı. Yükselişlerin devam etmesi için de burada 13 günlük hareketli ortalama üstünde kalması gerekiyor. Üstünde kalırsa yeni bir trend başlayacaktır. Buradan başlayacak trend de 7.26-6.69 arasında
dalgalanma mümkün. İyimserlik, kötümserlik hepsini anlattık. Başka şu anda dolar TL için söylenecek herhangi bir şey yok. Hareketli ortalamamız bunlar. Önemli seviyelerimizi söyledim. Başka da diyecek bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi 6.84 kısa vadede üstünde kalması durumda 7'ye doğru. 6.69'un altında da gerilen olmasına kısa vadeli bir toparlanmayla 6.54 seviyelerine doğru bir geri çekilme olabilir. Dolar TL'nin dip seviyesi bence 6.43'tür. Yani bu aşağıdan gelen trend çizgisidir. Bu trend çizgisi kırılmadığı sürece, ki kırılacağını sanmıyorum aslında. Kırılmadığı sürece, ya bu trend çizgisinin kırılması için TL'nin çok daha iyimserliğe ihtiyacı var. Yani sadece işte swap anlaşması yetmeyebilir. Buradan büyük ihtimal yine alımlar oluşur. Alımlarla beraber yükselişler tekrar yukarı döner. Yani buraya kadar gelmesi durumda. Buraya geleceğini şu anda çok ihtimal vermiyorum açıkçası piyasalardan dolayı. Devamında da 6.84 ve 13 EMA'nın üstündeki hareketlerle dolar TL yukarı yönlü hareketlerini devam ettirir. Böyle de bir şey. Buradan yukarı 6.86. Cümleten bol kazançlar arkadaşlar. Kısa vade, uzun vade bildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım. Hoşça kalın. Bol kazançlar diliyorum.